arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi az önce otobüsten indim. O araları çekmedim ama şimdi Konya altı sahiline indim. İlke yolu şu arkamda gördüğünüz tepelerin arkasından başlıyor. Önce arkadaşlarımla buluşup güzel bir kamp yapacağız. Adresan tarafında yapacağız galiba. Ben de bu gruptaki insanlarla ilk defa tanışacağım. Sadece bir kişiyi tanıyorum aralarında. Bir üç gün, dört gün sürecek olan küçük bir keşif turu olacak bu. Bakalım bize neler bekliyor. Orada kanalda sık sık sorduğunuz kampla ilgili detaylar, tam bir kamp günü gibi merak ettiğiniz birçok konuya değineceğiz. Bakalım, şimdi birazdan Özlem'i arayacağım. O beni gelecek buradan alacak. Arkadaşlar, şimdi kampa geldik. Koyun ismini hatırlamıyorum ben. Bakın arkadaşlar, arkada görüyorsunuz. Tam şuralarda bir yerde kamp alanımız var. Yarın Galidonya Feneri'ne gidip orada birkaç gün geçireceğim. Sağ olsun Özlem. Nerede o? Arabaya gitti. O arkadaşlarıyla tanıştırdı beni. Bugün burada kamp atıyoruz hep beraber. Buradaki insanlarla da ben yeni tanıştım. Yarın Galidonya Feneri'nde çok güzel bir kamp videosuyla sizlerle beraber olacağım. Hemen arkada şeyi göstermek istiyorum size. İçinde olduğumuz koy burası. Bu koyun ismi neydi? Sazak. Sazak. Burası Sazak koyuymuş. Evet, şimdi tekrar bilgi aldım. Sazak koyu. Buradan 15 kilometre uzakta Galidonya Feneri var. Yarın oraya doğru yola çıkacağım. Bakalım bizi neler bekliyor olacak yarın. Arkadaşlar, tekrar merhaba. İlk günün sonuna geldik şimdi. Bugün görüyorsunuz orada kampı toplamaya başladık. Birazdan insanlar buradan evlerine gidecekler. Ben de neresiydi? Adresan'dan yola çıkıp şu tepenin arkasında 15 kilometre ileride Galidonya Feneri var. Oraya yürümeye çalışacağım. Bu akşam orada geçireceğim. Yol için ben çantamı topladım. İnsanlar da şimdi küçük küçük atıştırmalıklar yiyip yola çıkacağız hep beraber. Beni adresanda bırakacaklar. Bu grupla bunu yapmak çok makul değildi o kalabalığın içerisinde. Ama bu akşamdan itibaren tam bir kamp gününün nasıl olduğunu size teker teker anlatıp izah etmeye çalışacağım. Az önce Sazak koyundaydım. Şurada görmüş olduğunuz en üstteki tepenin arkasına denk geliyor orası. Oradan buraya yaklaşık 12 kilometre kadar yürüdüm. Buradan da Galidonya Feneri'ne, şöyle göstereyim size. Şuradaki görmüş olduğunuz tepenin arkası yaklaşık 15 kilometre mesafe. Galidonya Feneri, Like yolunun başlangıç parkurlarından ikincisi. Oraya kadar yürümeye çalışacağım şimdi. Çünkü yeni tanıştığım arkadaşlar sağ olsunlar, beni çok güzel aradılar. Gerçekten keyifliydi. Özlem arkadaşım çok yardımcı oldu. İşte rota konusunda çok fazla bilgi verdi. Eksiklerimi giderdi. Bugün yetişebilirsem Galidonya Feneri'ne yürümeye başlıyorum ama yaklaşık 6 saat 7 saat yürüme mesafesi diyorlar. 15 kilometre ciddi bir tırmanış varmış. Eğer yetişemezsen Fener'e kadar bu akşam yolda kamp atıp ertesi gün, yani yarın Fener'e ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, Karaöz Galidonya Feneri yolu 23 kilometre. Karaöz işte 15. kilometresinde Galidonya Feneri var. Bu akşam yetişmeye çalışacağım oraya. Gördüğünüz gibi buradan stabilize bir yol başlıyor. 300-400 metre kadar ilerliyormuş bu yol. Ondan sonra doğrudan patikaya bağlanıyormuş. Bakalım, o tarafa doğru takip ediyoruz. Yolda hiç su yok. Dolayısıyla yanıma 5 litre kadar su aldım. Ya arkadaşlar, yola çıkalı yaklaşık 1 kilometre oldu. Ancak Mayıs olmasına rağmen havada o kadar çok nem var ki, bir güneş o kadar çok kavuruyor ki, gördüğünüz gibi kanter içerisinde kaldım. Yaklaşık 1 kilometre kadar yürüdüm. Bunun gibi 14 tane daha yürürsem yol bitmiş olacak. Şimdilik güzel, keyifli, stabilize bir yoldan ilerliyorum. Tahminim ilerden bir yerden artık patikaya bağlanacak bu yol diye düşünüyorum.
Bakalım. 2 saattir yaklaşık tırmanıyorum. Şimdi bir tekrar çam ormanın içerisine girdim. Adresan bayağı geride kaldı. Size şunu göstermek istiyorum. Bakın, Likya yolunda kırmızı beyaz işaretlerle gitmeniz gereken parkuru bulabiliyorsunuz. Genellikle devletin yapmış olduğu tabela çalışmaları da var. Ancak yolu kaybedilmesine karşı Likya yolundaki bütün rotalar kırmızı beyaz işaretlerle işaretlenmiş. Yeri geliyor bu işaretler bir ağacın üzerinde oluyor. Yeri geliyor bir elektrik direğinin üzerinde oluyor. Yeri geliyor yere çizilmiş bir taşta oluyor. Yaklaşık 5 dakikada bir bu işaretlerle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ileride sıkı bir ormana dalmak üzereyim. Gördüğünüz gibi güneş de az önce dağın arkasına aşağı indi. Kısa süre içerisinde hava kararacak. Maalesef çantam biraz ağır olmuş. Onun zorluğunu çekmeye çalışıyorum. Düzgün bir açıklık bulabilirsem kamp yapacak bir yer ayarlayacağım kendime. Şu anda yürümüş olduğumuz yol stabilize bir yol. Ancak Gredonia Feneri yolu bu stabilize yolda kesişen bir patika haline dönüşecek arkadaşlar ileride. Tepenin arkasına ulaşmaya çalışıyoruz. Hava çok kararacak. Umarım yetişebilirim arkadaşlar. Çok yoruldum. Şu anda zirvedeyim. Yani bundan sonrası bakın patika buradan devam ediyor. Sanırım yavaş yavaş alçalarak devam edecek. Daha nispeten daha kolay bir yol olacak gibi gözüküyor şimdilik. Bacaklarım çok ağrıdı. Çantam düşündüğümden biraz daha ağırmış. Yani dün yapmış olduğum o güzel kampı, o güzel grupla, güzel insanlarla yaptığım güzel kampın bütün total enerjisi diye bedenimden çekti gitti. Bir an önce başımı sokacak bir yer bulacağım. Maalesef o kamp alanından geç çıktığımız için bugün çok geç saate kaldım. Umarım böyle hataları tekrar yapmam. Hiçbir zaman yapmadım hatalar aslında bunlar. Nasıl böyle bir gaflete düştüm bilemiyorum. Neyse şimdi yol almaya devam edelim bakalım. Vakit ilerliyor. Zirvenin arkasından deniz gözüktü tekrar. Burası çok garip bir döküntü kayalık. Aşağısı korkunç bir uçurum. Siz hissedebiliyor musunuz bu yükseklikte bilemiyorum. Şu andaki yüksekliğimiz 534 metre. Arka taraftan denizi görmek moralimi gayet yükseltti. Sanırım 5 kilometre oldu yola çıkalı. Yani adresandan buraya kadar önümde 10 kilometrelik mesafe var. Tabii yarın kat edeceğim o yolu. Ama moralim gerçekten şu anda çok yüksek. Burada çok güzel bir kamp alanı buldum. Süper oldu. Tam saat 7.30. Birazdan güneş batacak. Şimdi şurada çadırımı kurup bu geceyi burada geçireceğim. Yorgun bacaklarımı dinlendireceğim. Birazdan çadırı kurduktan sonra şu tepeye çıkar. Bir bakarız. Arka tarafta muhteşem bir manzara bizi bekliyor olacak. Her şey ortada. Yani ötesi var mı böyle bir şey? Süper bir manzara. Süper bir akşam geçireceğim bugün. Hatta şuradan birazcık daha yukarı çıkalım isterseniz.
Az önce çadırımı kurdum. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum, çadır aşağıda. Her şey hazır. Hava kararmadan geldim buraya. Şimdi burada küçük bir ateş yakacağım, bir kahve yapacağım kendime. Hava kararına kadar iyice biraz kitap okuyup kafa dinlemeyi düşünüyorum. Buranın lokasyonunu ekran üst köşesinde görüyorsunuz. Sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Bugün çok yoruldum ama gerçekten değdi. Yani inanılır gibi değil. Bakın, şu arkada vadinin birleştiği yerden geldim ben. Zirve noktası orasıydı. Arkadaki parçaydı. Oradan dolaşarak öndeki yeşil ağaçların içerisinden bu noktaya kadar gelmeyi başarabildim. Yarın da ulaşacağım yer şurada görmüş olduğunuz sivri çıkıntı. Fener orada olacak. Dolaşa dolaşa bu yol oraya kadar gidecek. İnanılmaz yani. Manzaraya bakar mısınız? Arkadaşlar, dün size farklı bir kamptan birkaç tane sahne göstermek istemiştim. Bir grupla yapılan aktivitede, bir sayfiye alanında, çok güzel bir koyda. Güzel bir grup kampı yaptık, çok keyifliydi o. Bu da işin diğer yüzü arkadaşlar. Gerçekten yaban hayatının içerisinde. Takipçilerimiz bana genellikle tek başına korkmuyor musun? Daha önce ben bunu açıklık için getirmiştim de hani izlemeyenler için ben tekrar anlatayım bu konuyu arkadaşlar. Esasında tek başına doğada korkmuyor musun başına bir şey gelmesinden? Esas kasıt yabanda tek başına geceliğin, incin, hortlak, gulyabanı gibi şeylerden korkmuyor musun sorusu yatıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Onun haricinde zaten Türkiye'de genellikle orman bölgelerinde insana zarar verebilecek çok fazla canlı yaşamıyor. Tabi bazı bölgelerde ayı ve domuz sıkıntısı olabiliyor. Gördüğünüz gibi ortam güzel, her şey güzel. Ayaklarım birazcık yara oldu. Şimdi çadıra girdiğim zaman ilk yardım çantasından çıkartıp ayaklarıma güzel bir bakım yapacağım. Böyle bir alanda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Esasında böyle bir alanda benim gibi böyle geç vakte kalırsanız yapacağınız pek bir şey yok. İşte kitabınız varsa kitabınızı okursunuz. Yıldızları seyredebilirsiniz hava açıksa. Oturup kafanızı dinleyebilirsiniz. Hiçbir şey olmazsa bu sessizlikte sorunsuzca böyle sabaha kadar uyuyabilirsiniz. Ama onun haricinde mesela sabah kalktığınızda çevrenizi keşfetmek, ortam faunasını ve ortam florasını incelemek, notlar tutmak gerekiyorsa birkaç tane örnek çiçek alıp saklamak, kurutup saklamak gibi şeyler yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkaracaksınız arkadaşlar. Ben bu akşam bunu yapacağım. Yatmadan önce güzel bir şey de yaparız. Şimdi sizinle bir gün sonu yaparız. Dediğim gibi bugün Fener'e, Galilonya Fener'ine ulaşamadım. Yarın ulaşmış olacağım oraya. Orada da güzel bir tam bir kamp günü videosu hazırlarız. Şimdi yükselecek bir şey yok. Ben ortamın tadını çıkartmaya gidiyorum. Siz de elinize böyle fırsatlar geçiyorsa kamp fırsatları kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar günaydın. Sabah oldu, şimdi tekrar yola çıkacağım. Çadırımı, kamp alanımı topladım. Bugün akşam yemek yemeyi unuttum. Saat 9.30. De bayılmışım yorgunluktan. Sabahleyin 6 gibi kalktım. 6.5 saat şu anda. Güzel bir gün doğusu esiyor arkadan. Rüzgarı arkama alıp patikayı
takip edeceğim. Yaklaşık 4 kilometre kadar bir iniş var. Ondan sonra dünküne benzer gene dik bir tırmanış yapacağız. Bir aksi çıkmazsa bugünün öğlen gibi veya sonuna doğru Gelidonya Feneri'ne varmış olurum diye tahmin ediyorum. Hiç bırakmak istemiyorum burayı. Çok güzel bir kamp alanı burası. Gerçekten çok güzel. Deliksiz uyumuşum arkadaşlar. Çıt çıkmıyordu dün akşam. Hiçbir şey yoktu. Sağımdan soluma dönmeden uyumuşum. Şimdi yükleneceğim çantayı. Tekrar yola koyulacağım. Saat 9.30 oldu. Birkaç kilometre yol alabildim. İniş çıkış çok kötüydü, iniş çok kötüydü. Şimdi çıkış da çok zorlayıcı. Az önce İsrailli bir grupla karşılaştım. Onlar da Gledonya Feneri'nden çıkmışlar. Adresana doğru gidiyorlardı. Onlarla biraz sohbet ettik, biraz mola verdik. Arka tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum, muhteşem bir manzara var. Bir yandan manzarayı seyredip bir yandan yol almaya çalışıyorum. Bir yandan yorgunluk, hepsi birazcık zor oluyor. Bir aksilik çıkmazsa bir saat daha yürüyüp bir öğle yemeği yemeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok yoruldum. Ama çok güzel. Süper bir kayalık üstündeyim şu anda. Aşağıdaki manzara da çok güzel. Ayrıca bunu sizinle paylaşmak da benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar kesinlikle Likya yolunu yürümeniz lazım. Bu güzellikler anlatarak ifade edilebilecek gibi değil. Fener'e çok az kaldı. 2 kilometre, 3 kilometre kadar kaldı diye tahmin ediyorum. Arkamda yine muhteşem bir manzara var, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Suyum neredeyse bitmek üzere. Bir an önce Fener'e varmak istiyorum artık. Çünkü yavaş yavaş ben de sıkılmaya başladım sanırım. Bir 100 metre daha çıkacağım yukarı doğru. 100 metre daha tırmanmam gerekiyor. Daha eziyet olmaya başlamadı. Ama böyle giderse bu yolculuk birazcık eziyet olmaya başlayacak gibi gözüküyor şimdiden. Ama yine de enerjimizi yüksek tutmak lazım. Arkadaşlar zirvedeyim. O en üstte görmüş olduğunuz tepenin arkasından dün yola çıkmıştım. Bugün buradayım. Dün akşam İkinci burunun hemen arkasında kamp yapmıştık. Şimdi zirvedeyim. Bundan sonra artık Karaöz tarafına geçecek tepenin. Yani artık bu tarafı görmeyeceğiz. Ve Gelidonya Feneri'ne doğru inişe başlayacağız. Arkadaşlar Gelidonya Feneri'ne ulaştım. Kameramın da şarjı bitmek üzere, suyum da bitmek üzere. Sonunda bitti. Bu akşam burada kamp atıp yarın arka taraftaki Karaöz beldesine ulaşmaya çalışacağım. Bu macera böyle olsun. Yarın tekrar telefonu kamerayı şarj ettiğimde sizinle bir macera sonu konuşması yaparız. Ben şimdi aşağı iniyorum. Güzelce istirahat edeceğim. Haydi bakalım.
Arkadaşlar, burada Antalya Lisesi'nden küçük bir arkadaşımız var. Diğer arkadaşları gittiler. Bir öğretmenleri burada. Fotoğraflarını çektim onların. Buraya gezi yapmaya gelmişler. Bu arkadaşımız ismi Çağla. Daha hatta geçen gün İzmir demiş galiba, değil mi? Gezi için. Evet. Abi, beni takip eden insanlara bir şey söylemek ister misin? En azından Likya yolu için. Likya yoluna gelsinler, değil mi? Evet, mutlaka gelin buraya. Tamam. Tamam, şimdi onlar yola çıkacaklar. Ben burada istirahat edeceğim. Bana su verdiler sağ olsunlar. Görüşmek üzere Çağla. Görüşürüz. Cemil abi görüşmek üzere. Evet. Tamamdır. Evet. Sağ olun. Bugün gördüğünüz gibi güzel bir Bursa'da istirahat ediyorum. Yarın buradan yola çıkacağım İzmir'e doğru. Videoları düzenleyip sizinle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi dün Fener'in orada benim biraz şarjım bitti. Biraz ortada kaldım. Şarjım bitince bu kadar çok biçeceğini düşünmemiştim ama o kadar çok çekecek güzel şeyler vardı ki sizler için süper videolar çektim arkadaşlar. Dün Fener'den çıktım. 10 kilometrelik bir yürüyüşten sonra, 10-12 kilometrelik bir yürüyüşten sonra Karaöz'e indim. Gördüğüm ilk pansiyona kendimi attım. Süper bir bungalov, karşımda süper bir dağ manzarası var. Şöyle göstereyim size. Süper bir dağ manzarası var. Bu yanda deniz var. Ben Adresan'dan, yani Adresan Sazak'tan itibaren şu anda bulunduğum noktaya kadar Beydağları, Olimpos Milli Parkı'nı boydan boya yürüyerek geçtim arkadaşlar. Toplamda 3 geceye kamp yaptım. Bir gece de buradayım. Bu da 4. gece olacak. Birazcık tatil, birazcık istirahati ben de hak ettim. Çünkü çok pisimleş gibiyim. Banyo yapıp yıkanmak istiyorum. Akşamleyin güzel bir yemek yemek istiyorum. Ondan sonra belki birazcık denize girmek istiyorum. Özetle artık benim tatilim başlıyor. Bu akşam buradayım. Yarın İzmir'e doğru yola çıkacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Demin de dediğim gibi pek çoğunuzun zaten sorduğu soruydu bu. Abi böyle bir şey yapar mısın diye. Umarım aklınızda kalan pek çok şeyi soru işaretine gidermişimdir. Eğer imkanınız varsa Likya yolunu yürümenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü çok mükemmel bir parkur. Yaklaşık 500-550 kilometre kadar uzunluğu. Videoda bir kısmını görüyorsunuz. Ve bu o kadar daha güzel, hatta çok daha güzel olan parkurları var Likya yolunun. İmkanınız varsa bu yıl kesinlikle bir kez Likya yolunu yürüyün. Hepsini yürüyemeseniz bile en azından küçük bir bölümünü yürümek için imkan yaratırsanız gerçekten size katacağı tecrübeler inanılmaz olacaktır. Hem kamp yapabiliyorsunuz, hem doğayla içli dışlı olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu güzel coğrafyanın her bir dakikasının tadını çıkartabiliyorsunuz. Şimdi Likya yolu Karya yolu olabilir. İzmir'de Efes Mimas yolu var. Karadeniz tarafında Kaşgarlar var. Yani bunlar çok uzun parkurlar, çok uzun zaman gerektiren parkurlar. Ama en azından küçük bir kısmını denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hangisini yürüdüğünüzün hiçbir önemi yok. Sadece sırt çantanızı alın. Ondan sonra da yola çıkın. Sormak istediğiniz bir şey olursa bildiğiniz gibi ben pek çok videoda ve canlı yayında sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Fırsat bulursam ben de size katılabilirim. Neyse arkadaşlar, şimdilik söyleyecek bir şey kalmadı. Ben birazcık istirahat edeceğim. Uyuyacağım. Sonuçta yarın İzmir'e dönüş başlayacak. Bakarsınız belki bir gece daha uzatırım kalmamı, bilmiyorum. İşte hepsini planlayacağız. Şimdilik ben istirahat edeceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun. Abone ol butonunun yanındaki çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum. Seçeneğini işaretleyin. Beğenin, yorum atın. Bildiğiniz gibi bütün yorumlara cevap veriyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.